Ben adaya ilk kez geliyorum. Ayak bastığım yerde cümbüş olmazsa ben rahat edemem. Altıncı sınıfta sigara alıp meşrubatla öksüre öksüre içtiğimi bilirim. Benim sakladığım en eski şey hala taktığım babamın saati. Ertesi gün mahalle maçımız vardı. Beraber top oynamaya gideceğimiz arkadaşlarımız göçük altında kalmıştı. Ulaş Tuna Aztepe, Barbaroslar dizisiyle gündeme geldi. Yayın hayatına yeni başlayan ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine toplayan Barbaroslar Akdeniz'in kılıncında Hızır Reis'e Ulaş Tuna Aztepe hayat verdi. Sen Anlat Karadeniz dizisiyle geniş hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu çok sayıda tiyatro oyununda yer aldı. Ünlü oyuncu hayatı boyunca pek çok sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Bu sıkıntılar Aztepe'yi derinden sarstığı gibi büyük tecrübeler kazanmasına da katkı sağladı. Ulaş Tuna Aztepe'nin daha çocuk yaşındayken tüm arkadaşlarını kaybetmesinden tutun da babasını kaybetmesine kadar uzanan acı dolu hayatını gelin beraber inceleyelim. Romanların ağırlıklı olduğu bir göçmen mahallesinde büyüyen ünlü oyuncu, bu mahallede Yezidiler, Süryaniler ve Romanlar başta olmak üzere her türlü insanla iç içe yaşadığını söylüyor. Aslantepe, mimli bir ilkokulda eğitim almış. Öyle bir okul ki 6. sınıfa geçtiğinde sigara içmezsen çok büyük bir tepkiyle karşı karşıya kalıyorsun. Bu durumdan nasibini alan Aztepe, 6. sınıfta sigara alıp meşrubatla öksüre öksüre içtiğimi bilirim diyor. Tam 11 yaşında bir çocuk belki de hayatının en büyük travmasını yaşayacaktır. Evet, Ulaş Tuna Aztepe 11 yaşındayken Gölcük depremini yaşıyor. Verdiği bir röportajda o anları işte böyle anlatıyor. Bu çağda yaşanabilecek çok ağır bir travmaydı deprem. Sanki bir dönemlerin savaşında yaşanabilecek bir şeydi. 11 yaşındaydım. İzmit'te dev bir olimpik buz pisti yapılmıştı. Deprem olunca tüm ölüler oraya toplandı. Biz de oraya gidiyorduk. Kat kat ölüler, bir sessizlik vardı. Böyle bir manzarayı gördükten sonra kendimde de İzmit halkında da bir şeylere karşı hissizleşme hissediyorum. Ertesi gün mahalle maçımız vardı. Beraber top oynamaya gideceğimiz arkadaşlarımız göçük altında kalmıştı. Benim kitabımda şerefsizin hakkı s**ya verilir arkadaş. Kadına kalkan o el tam 40 yerinden kırılır. İncittiğin o yüreğin bedelini ciğerini sökerek ödersin. Ödetirler. Ben ödetirim. Ünlü oyuncu 16 yaşına geldiğinde ise bir travma daha yaşıyor. 11 yaşında tüm arkadaşlarının öldüğüne şahit olan bir çocuk bu sefer de babasını kaybediyor. Aztepe yaşadığı sıkıntılı süreçlerden kaynaklı olsa gerek hiçbir şeyi atmadığını söylüyor. Bu olayın sebebini de işte bu sözlerle açıklıyor. Çok kutucu biriyim. Ayakkabı kutusunu bile atmam. Onların içini doldururum bir şekilde. Evine biri gelir, bir hafta kalır ve ondan sonra geriye bir şeyler kalır. Onu bu kutulardan birine atarım. Hansel ve Gretel gibi kaybolmaktan korktuğumdan bir takım şeyleri bırakmak için yapıyor olabilirim. Geçmişimle ilgili her şeyim bende çünkü. Onları saklayacak insanlar vefat ettiler. Benim sakladığım en eski şey hala taktığım babamın saati. Zor süreçlerden geçerek bugünlere gelen Ulaş Tuna Aztepe son dönemlerin en başarılı oyuncuları arasına girmeyi başardı. Barbarosların Hızır Reis'ine kariyerinde başarılar diliyoruz.